için hepinize çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Bazı günlere tabii 15 Temmuz'da bir darbe tartışması oldu. Hepimiz bu darbe tartışmasının canlı şahitliği sonrasında bu içinde yaşayan birisi olarak bizi açıkçası tutla beraber hem bir yetkilerden nasihat edelim. Bu dayın haberini aldıktan sonra hemen daire geçtim. Burada ben huzurlarınızda hem İlçe Jandarma Komutanlığı'nda, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sahil bir helikopterimiz yok. Ona ben teşekkür ediyorum. Olayın bir darbe tartışması olduğu anlaşıldıktan sonra arkadaşlarımız benim elimde olduğunu söylediler. Hiçbir şekilde anayasal düzene karşı yapılacak olan bir işin içinde olmayacaklarını söylediler. Biz açıkçası o anlamda sevindik. Zaten içimizde ciddi bir olay olmadı. Adım fikir olsun. Sonuçta burada zaten kara birliği olarak herhangi bir askeri unsur yok. O anlamda 15 Temmuz gecesini nispeten Türkiye'deki diğer yerlere nazaran daha Hatay'daki diğer yerlere nazaran daha sakin bir şekilde o anlamda her zaman anayasadan, kanundan, sivil idareden, demokrasiden yana olan güvenlik birimlerinin başındaki arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sonuçta ağır aksak yürüse de nihayetinde son 100 yıldır Türkiye demokrasi ile ilerliyor, seçimler oluyor. Medeni ülkelerde de sistem bu. Sonuçta partiler olup insanlar kendi siyasi fikrine, demokrat anlayışına uygun olan partiler oluyor. O partilerde o memleketi idare eden asker de, silahlı kuvvetler de o hükümetin emri altında çalışan birer birim. Ancak maalesef kendini bilmez, üniforma taşıyan ancak benim nazarımda hiçbir şekilde silahlı kuvvetleri temsil etmeyen, başka dış güçlerin, başka terör örgütlerinin emir altına girmiş, kendini bilmez bazı insanlar bu memleketin güçlükle yaklaşılmıştır. Ancak Allah'a şükürler olsun ki silahlı kuvvetlerin büyük bir kısmı. Yani orada sadece darbeye kalkışan 4-5 kişiden, 100 kişiden, 1000 kişiden ibaret değil silahlı kuvvetler. Bugün baktığınız zaman şu an mevcut 700 bin civarında, 1 milyona yakın bir silahlı kuvvetler mensubu var. Zaten hepiniz de biliyorsunuz, hepiniz de askerlik yaptınız. Yani er ve ağırbaş, yani değil işte bir orgeneralın üzerindeki uzman çavuş, hastabay, ne dese onu yapar. Yani o anlamda onlar gerçekten bilinçli bir şekilde bu işin içinde değil diye de. Ben diyorum inşallah en yakın sürede zaten onlarla ilgili gerçek işlemler yaptı. Ki öyle de oldu zaten haberlerden de izlediğimiz kadarıyla. Ama bu darbe nihayetinde bu milletin, bu aziz milletin fedakar, cehennem, memleketin selen insanları vatandaşları sayesinde bertaraf ediyor. O anlamda hakikaten bu duyarlılığı gösteren, bu demokratiyi gösteren herkese bize teşekkür ediyorum. Şimdi tabii ki bu darbe kalkışması başarısız olunca açıkçası bu memur örgüt özellikle Türkiye'deki toplumsal bazı fay hatlarını kullanarak bazı olaylar yapabilir. Bizim yani hem işte Sayın Valimiz de söyledi kendi aramızda yaptığımız değerlendirmelerde de açıkçası o anlamda bir kesin bir istihbaratımız yok ama yani olabilir. En azından sonuçta biz uyanık olmalıyız. O anlamda da sonuçta o fay hatlarından bir tanesi de Hatay'da var. Sonuçta burada biraz daha işte Sünni ve Alevi vatandaşlarımızın beraber yaşadığı, İslam vatandaşlarla vatandaşların beraber yaşadığı. O anlamda nihayetinde bu anlamda toplumun farklı kesimleri arasında bir kargaşa çıkartıp, bir çatışma çıkartıp toplumsal bir huzursuzluk yaratmak isteyenler olabilir. O anlamda duyarlı olmamız lazım. Kur'an-ı Kerim'i söylüyorum, şeyhlerimiz daha iyi bilir.
şöyle bir ayet olması lazım. Bir fasık size bir haber getirdiği zaman onu etraflı bir araştır. Yoksa hasret yapmış olursunuz halinde bir ayet. Şimdi burada da darbe sürecinde sonra da mesela birkaç tane olay oldu. Yani olay oldu derken bu anlamda sizinle fesada yönelik birkaç tane olay oldu. Sizlerin de kulaklarına gelmiştir. Mesela hafta sonu İç Emniyet Müdürümüz söyledi. Mızrak'ın Koyunoğlu Kuşalanı tarafından, hatta en son Deniz Mahallesi'nde de bazıları şu iddialarda bulunmuş. Efendim işte polis, jandarma işte evleri basıyor, silahları topluyor. Hani şöyle bir imaj vermeye çalışıyorlar. Evet. Efendim işte buradaki Alevi vatandaşlarının silahlarını alacaklar. Efendim dışarıdan işini getirecekler. Sanki işte buradaki vatandaşlarımızı işte onlara yedireceğiz. Şimdi bu tür asparagas, hiç astarı olmayan ama burada huzursuzluk yaratmak isteyen insanlar olabilir. Özellikle sosyal medyada bu çok yaygın bir şekilde kullanılıyor. Daha önceki süreçlerimizi de gördük. Biliyorsunuz yani onunla ilgili de sizlerle birkaç kez toplantı yaptım. Ve geldiğimden beri de benim emrim altında çalışan arkadaşlara talimatım da olur. Hemen şeffaf bir şekilde yaklaşıyorum. Yönetim anlayışımız o. Yani nihayetinde sizden sakladığımız güvenlik anlamda herhangi bir şey yok. Zaten bir istihbaratımız olsa bir şey olsa size de istihbaratımız alınır. Bakın böyle bir şey var. O kadar netiz yani. O anlamda tamamen şeffaf bir yaklaşımla hareket ediyoruz. Birkaç olayda da mesela Cemal Gürsel Mahallesi'nde bir hırsızlık olayı oldu. Efendim Recep gitti. Emniyet işte işçileri aldı. Ondan sonra serbest bıraktı falan filan sonra hırsızlık yapan saman da aldı. Arabası işte yaşanılan saman da aldı. Bu arkadaşları orada burada da bundan insanlara gösterdik. Göstermekten de imtina etmeyiz. Şimdi sizden istirhamımız bu. Yani burada Sünni arkadaşlarımız var, Alevi arkadaşlarımız var. Toplumun hemen her kesimden arkadaşlarımız var. Hemen cemiyet başkanımız burada, Hüseyin cemiyet başkanımız burada. Sonuçta sizden istirhamımız şu. Bir olay olduğu zaman, bir sosyal medyada bir şey dolaştığı zaman bizim telefonlarımız zaten çoğunuzda var. Çoğunuzda var. İç emniyetim var, jandarman var. Sonuçta bu olayı teyit etmemiz lazım. Şimdi yatıştırım müdürümüze de ben talimat verdim. Zaten inşallah bu haftadan itibaren burada bir şekilde toplumun daha geniş kesimini temsil eden oda başkanlarımız, kanaat önderlerimiz, şehirlerimiz, kurum amirlerimiz, onların telefon numaralarını bir listeleyecekler. Bu tür bir olay olduğu zaman toplu mesaj gönderecek. Yani sonuçta nihayetinde diyelim ki işte hafta sonu Koyunoğlu, Mızrak, Kuşalanı o taraflarda olduğu iddia edilen olay belli. Hemen bana olay iptal etti. Andan itibaren gerekli tetkik ve çalışmayı yaptıktan sonra ben toplumu temsil eden bu arkadaşlarımı toplu mesaj göndererek sonuçta en azından olayın gerçeğini mesajla size göndermiş olacağım. Hiç olmasa sizlerin de içi rahat etmiş olur. Siz de bu aldığınız bilgiyi vatandaşlarımızla paylaşırsınız. Bu konuda hiçbir şekilde dediğim gibi yani gizli saklı bir şey olmayacak. Tamamen şeffaf bir şekilde sizlerle bilgi paylaşmaktan imtina edeceğiz. Diğer hususlarda da yani bir Alevi-Sünni çatışması veya bu anlamda toplumsal gerginlik yaratabilecek bazı şeyler olabilir. Bu konuda biraz daha sakin olmamız gerekiyor. Biraz daha sabırlı olmamız gerekiyor. Şimdi mesela düşünüyorum bir ilçe kaymakamı olarak bir tehdit sıralaması yaptığım zaman sonuçta biz kendi içimize yapıyoruz bunu. Yani diyoruz ki ya burada emniyet, jandarma, sahil güvenlik oturduğumuz zaman ne olabilir, ne yapabilirler diye düşünüyorum. Aklımıza atıyorum, Hızır Aleyhisselam Türbesi geliyor. Hızır Aleyhisselam Türbesi geliyor. Sonuçta diyelim ki birisi bir dengesiz, gelip orada herhangi bir şey yapabilir. Bir dengesizlik yapabilir. Yani vatandaşlardan isteğimiz şu. Sonuçta biz adı merci değiliz. Bizim görevimiz, orada suç işleyen birisi varsa, onu vatandaş olarak görüyorsak, ilgili birimlere bildirmemiz. Emniyet, jandarma. Bildirmemiz. Sonuçta biz kalkıp kendimizi hakim savcı yerine bırakıp o insanı yargılama şansımız yok. Emniyet jandarma gelir, o vatandaşı teslim eder, alır, adı mercilere teslim eder. Yani böyle linç girişimi gibi, efendim başka suçlara sebebiyet verecek bir yaklaşım sergilediğimiz zaman bu sefer daha sıkıntı olur.
zaten orada atıyorum mobese kameralarımız var, arkadaşlarımız sürekli devre atıyor gece gündüz. Yani hiçbir olumsuz olmasını istemiyorum. Bu anlamda açıkçası toplumun tüm farklı kesimlerinden beklettiğimiz duyarlı olmaları, sabırlı olmaları, bizimle de sürekli kontak halinde olmaları. Sonuçta burada huzursuzluk olursa ben de huzursuz olurum derler peşimde. Yani onu bilmenizi istiyorum. Sonuçta eğer huzur olursa ben de huzurlu olurum. Yani o anlamda buranın huzuru Hatay'ın huzuru nefretler, Hatay'ın huzuru Türkiye'nin huzuru nefretler. Tamamen bu zincirin hastaları gibi. O anlamda Allah'a şükürler olsun. Göreve başladığımızdan bu yana toplumun tüm farklı kesimleriyle iyi diyaloglarımız oldu. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Yani burada biz de teşekkür ederiz. Burada hakikaten toplumun devletin tüm birimlerini çok sıcak bir şekilde kucakladığına şahit. Kesinlikle. Kesinlikle bundan emin olun. Kaymakamlığını, adresini. Yani o anlamda Samandağ halkından açıkçası bu duyarlılığından, bu sıcak bakışından dolayı açıkçası çok memnunum. Daha da kesinlikle şey. Eğer biz birlik olursak, eğer biz beraber olursak, inanın bir olumsuzluk olmaz. Ama farklılıklarımız üzerinden hareket edersek, herkesi kendimiz gibi görmeye çalışırsak, başkasının inancına saygı göstermezsek, başkasının inancını hoş görmezsek, o zaman huzursuzluk olur. Bu anlamda bu demokrasi tavrı sergilememiz gerekiyor. Bir ikinci bir husus, şeyle ilgili bu darbe kalkışmasından şehit olan vatandaşlarımız, askerlerimiz, polisimizle ilgili başbakanlık bir genelge yayınladık. Vakıf Bankası, İş Bankası, Ücret Bankası'ndan bazı hesaplar açıldı. Onu basın mensubu arkadaşlarla da paylaşırsınız bir zaman. Sonuçta burada biz de ilçemizde o anlamda elimizden geldiğince o hesaplara karınca kararınca herkes kendi sonuçta işte mesaj attılar diyor, 5 TL karşılığı. Atılırsa iyi olur sonuçta. Nihayetinde bu insanlar işte gövdesini, bedenini tankın altına bırakan insanlar oldu. Evet. Yani nihayetinde özel hareket polisi olup işte o atılan bombalar neticesinde bedeni paramparça olan insanlar oldu. Öyle değil mi? Evet. Paramparça olan insanlar oldu. Şimdi yani sonuçta maddi olarak bu kişilerin ailelerine ne verirse o insanları geri getirmez. Onların acısını da dindirmez. Ancak hiç olmazsa bir nebze olsun bu şehitlerimizin, bu gazilerimizin, bu yaralılarımızın acılarına ortak olma anlamında toplumsal bir duyarlılık olarak bir katkı yaparsak, zamanlarından da bir katkı olursa açıkçası seviniriz. Tüm kurum müdürlerimize de bir yazı yazalım. Yani biz en azından kurum müdürlerimizden bir listeyiz. Yani her kurum ne kadar bir katkı yaptı. Bu vatandaş olarak da sonuçta zaten vatandaşlar o hesap duracak aktarıyorlar. O anlamda bizim kontrol etme şansımız yok. Benim dediğim kederim var. Başsavcımız buna teşekkür ediyoruz kendisine. Kendisi de o gece beraberdik. 15 Temmuz gecesi beraberdik. Ondan sonra beraber olduk. İnşallah bu memleketi okuduruz. Emniyet müdürümüz, jandarma kontrolümüz burada sizin arkadaşlara bana soracağınız bir şey varsa dinleyelim. O halde bilmiyorum. İşleri yine nasıl? O hal uygulaması. Şimdi o halle ilgili şöyle, bu bir basın açıklaması şeklinde değil ama bir sohbet.